Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Google Drive ile nasıl sesli yazı yazacağız onu göstereceğim. Bir tane tarayıcı açıyorsunuz. Burada Drive yazalım. Google Drive'e gidiyoruz. Drive'ınıza gidin seçeneğine basıyorum. Burada Drive'ıma girdikten sonra bakın buradan yeni seçeneğine basıyorum ve Google dokümanlara giriyorum. Bir tane adsız doküman çıkıyor. Bu adsız dokümanlarda araçlar kısmına giriyorum ve sesli yazma seçeneğini aktif hale getiriyorum. Daha sonra buradaki mikrofon işaretine bastıktan sonra benim söylediklerimi yazmaya başlayacak. Şimdi ben ne söylersem benim söylediklerimi aynen buraya yazacak nokta. Bakın burada şöyle bir özellik var. Nokta. Şayet noktayı, son kelimeyi söyledikten uzun süre sonra söyler iseniz noktayı algılayamıyor. Virgül. Dediğiniz zaman virgül işaretini yerleştiriyor. Çift tırnak dediğiniz zaman çift tırnak sembollerini yerleştiriyor. Nokta. Bakın şu anda noktayı yazamadı. Çünkü son kelime bittiğinde nokta. Dediğim için noktayı yerleştirdi. Nokta. Bunun dışında soru işareti, ünlem şeklinde komutlar vererek yine noktalama işaretlerini yazdırabiliyorsunuz. Nokta. Bakın bazen burada olduğu gibi yanlış yazılar da çıkabiliyor. Şu anda yazmayı durdurdum. Buraya sağ tıkladığım zaman bakın yaz verebiliyorsunuz yazmış. Tıkladığım zaman yazdırabiliyorsunuz. Bunu mu demek istediniz diyor. Sizi değiştirebiliyorsunuz. Tekrar yazdırmayı açıyorum. Başka özelliklerini göstereceğim. Paragraf başı. Bakın. Şayet paragrafın başladığına dair paragraf başı derseniz bu durumda yeni paragrafa geçer. Paragraf başı. Bu şekilde kitap okurken veya makale yazarken bu sesli yazı aracını kullanabilirsiniz. Bu ders bu kadar. Önümüzdeki derslerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.